Bodrum'un balıkçılarıyla meşhur mahallesi Gümüşlü'ye geçiyoruz şimdi. Peki Gümüşlü'ye nasıl gidilir, neler yapılır? Balık kaç paraya yenir? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası haberimizde. Nasıl gider Gümüşlü? Bodrum Gümüşlü'ye gitmeyenler bu görüntüleri kaçırmasın. Şu anda Bodrum merkezden Gümüşlü'ye seyahat edeceğiz. Kaptan iki kişi ne kadar? Balık kaça yenir? Gümüşlü'ye nasıl gidilir? Nereleri gezilir? Tavşan Adası zaten karşıda gördüğünüz gibi. Tüm bu soruların yanıtı Magazin 8'de. Mevsimidir, yağlıdır ve lezzetli olur. Değerli izleyenler, Bodrum merkezdeyiz. Minibüs birazdan kalkacak. Gümüşlük, buyurun. Gümüşlü'ye gidiyor, buyurun. Haydi Gümüşlük. Sırt çantasını alan, işine giden, sahile inen herkes doluyor minibüse. Paralar bozulmasın aralar, elden ele uzatılsın lütfen diyor kaptanımız ve ücretler geliyor. Gümüşlü'ye ilk minibüs hareket ediyor. Bodrum-Gümüşlük arası minibüs fiyatları bakın ne kadarmış. Gümüşlü'ye şu anda 45 dakika 40 dakika sürüyor. Ücretimiz 5 liradır. Bodrum merkezden her 25 dakikada bir Gümüşlük minibüsü hareket ediyormuş. Biz de Gümüşlü'ye minibüsle gideceğiz bu sefer. Şu anda Bodrum merkezden Gümüşlü'ye seyahat edeceğiz. Kaptan iki kişi ne kadar? 10 lira. Şöyle takdim edeyim. Evet, teşekkürler. 45 dakika sürecek yolculuğumuz başlıyor. Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne geldik. İnsana huzur katan bir manzarası var Gümüşlük'ün. Tertemiz denizi ve balık restoranları buranın ön plana çıkan iki özelliği. Balıkçı Orhan abimiz gözümüze ilk çarpan Tavşan Adası'nı anlatıyor bize. Şimdi Tavşan Adası zaten karşıda gördüğünüz gibi hala insanlar gidip geliyor ama 10 sene öncesine kadar tabii ki orada daha çok tavşan vardı. Yeşil alan çoğunluktaydı. Sonra işte son 5 sene, 6 senedir Uludağ Üniversitesi orada bir kazı çalışması yapıyor. Arkeolojik kazı. Bu kazı sonucunda bazı Yunan tarihine ait, işte Bizans dönemine ait kalıntılar bulundu. İşte toplu mezarlıklardır, su salınışlarıdır. Bu kalıntıların sonrasında işte bir tel örgü çektiler. İnsanlar şu anda oraya çıkamıyor. Koruma altına alınan Tavşan Adası'na nazır denize girmek de ayrı bir zevk olsa gerek. Özellikle çalışanlar ve henüz ayağını suya sokmamış olanlara ilaç gibi geliyor bu görüntüler. Manolya ve Gizem'deki keyif Gümüşlük'te kimsede yok galiba. Tavşan Adası'nı ziyaret ettiniz herhalde. Evet. Aynı anda. Nasıl buldunuz? Çok keyifli gerçekten ama daha önceden de biz çıkmıştık aslında da tepeye tırmanmıştık yani. O zaman açık oteller. Evet, terleri kapamışlar. O yüzden birazcık orada oyalandık. Tavşanları göremedik. Ancak bu balıkları göremeyeceğimiz anlamına gelmiyor tabii ki. Şöyle güzel levrekler olabilir. Çok çok kaliteli, güzel. Mevsimidir, yağlıdır ve lezzetli olur. Sorması ayıp, bir de fiyatları öğrensek değerli izleyenlerimiz için. Bizim satışımız 150 lira kilosu. En pahalısı barbun. Şu aşamada barbun. Yani 150 lira kilosu barbunun. Mutfakta da jumbo karidesler soslanıyor bu arada. Izgarada da ahtapot pişmek üzere. Bir sipariş daha geldi. Deniz çipurası da ızgaraya atıldı. Dedik ya, Gümüşlüğün balık restoranları ve berrak denizi meşhur diye. Buyurun ispatı. Ayhan Bey ve Nesrin Hanım akşam yemeğindeler. Biz 9 yıldır Gümüşlük'teyiz fakat daha önce 91'lerde gelirdik. Yazdığımız vardı, 20 gün kalır giderdik. Şimdi burada 9 senedir bir işletmecilik yapıyoruz eşimle birlikte. Peki yemek fiyatları nasıl acaba? Bir büyük ortaya bir levrek yaptırsalar, yani bayağı böyle 4-5 kişi yiyebileceği 100 lira falan bir ödemeyle evet uygun fiyata kalkabilirler. Artık gün battı Gümüşlük'te. Rüya gibi bir günün sonuna geliyoruz. Berfu, Aslı, Hazal ve diğer Aslı 4 kız yemeğe çıkmışlar Gümüşlük'te. Yarın son günümüz. Güzel geçti ama. Yedik, içtik, eğlendik. Kızlar kişi başı bakın kaç para ödemiş. Kişi başı 150 liraydı balıkla birlikte. Uygundu, makuldü yani. Ne vardı menüde?
Mezeler vardı. Patlıcanlı bir meze vardı. Deniz bölgesi yedik. Kavun, peynir, balık. 5 liraya 45 dakikalık yolculukla Bodrum merkezden Gümüşlü'ye gelebilir, Tavşan Adası'nın çevresinde gezebilir, masmavi denize girebilir ve ortalama 150 liralık bir ücretle akşam yemeği yiyebilirsiniz.